Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk mu pamuk, yumuşacık lavaş ekmeği tarifiyle geldim arkadaşlar. Hem de mayasız, kabartma tozu yok. İçerisinde sadece haşlanmış patatesten yapacağız. Eğer haşlanmış patatesiniz varsa mutlaka bu ekmekleri yapmanızı tavsiye ederim. Yapımı çok kolay ve inanılmaz pamucuk arkadaşlar. Hemen 10 dakikada yoğur, pişir, afiyetle kahvaltıya tüket. Evet, ben genelde patates haşladığımda fazlaca haşlıyorum ve artınca bu şekilde patateslerimi değerlendiriyorum. Kahvaltıda, sahurda sizler de bu pamucuk, yumuşacık lavaş ekmeklerini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gerekli olan malzemelerimiz, eğer küçükse 6 tane patates, büyükse 4 tane patates yeterli olacaktır. Haşlanmış patatesleri bu şekilde rendeliyorum. Yaklaşık 2,5-3 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşık şeker, 2 yemek kaşık zeytinyağı veya sıvı yağ arkadaşlar, 2 bardak un ve yaklaşık 1 bardak ılık su. Evet, tüm malzemelerimiz bunlar. Yoğurma kabımıza patatesimizi rendeliyoruz. Tuzunu, şekerini, zeytinyağını ilave ediyorum. Unu da ekliyorum 2 bardak. Sonrasında kontrollü bir şekilde 1 bardak da ılık suyumu ekliyorum ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra asla dinlendirme yapmıyorum arkadaşlar. Hemen bezeleri ayırıp açıyorum. Hamur kendisini asla çekmiyor. Dinlendirmeye gerek yok bezeleri arkadaşlar. Yapar yapmaz hemen açıp pişirin. Evet, hamurumun kıvamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Kullandığım bardak ölçüsü de arkadaşlar 250 ml. Bunu da belirteyim. Evet, hamuru önce ortadan ikiye bölüyorum. Sonra eşit bir şekilde bezeleri ayırıyorum. Toplam elde etmiş olduğum bu hamurdan 11 tane patatesli taptuk ekmeği çıktı arkadaşlar. Taptuk deriz biz aslında, mayasız ekmekleri taptuk deriz. Siz hangi yöredesiniz ve ne dersiniz arkadaşlar? Nereden katıldığınızı da yazarsanız sevinirim. Evet, beni hangi şehirlerden izliyorsunuz, takip ediyorsunuz? Aşağıya yoruma sizleri bekliyorum arkadaşlar. Evet. Yapmış olduğum bezeleri gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç dinlendirmeden hemen açıyorum. Merdane ile bu şekilde açıyorum. Sonrasında ocakta teflon tavayı önce ısıtıyorum. Isınmış olan teflon tavada açmış olduğum ekmeklerimi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Önce en yüksek dereceye açıyorum. Sonrasında bir derece kısıyorum. Ve fısır fısır olduktan sonra hemen çeviriyorum. Diğer tarafını aynı şekilde pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi mayasız ekmeğimiz balon gibi kabarıyor arkadaşlar. Çok güzel pişiyorlar. Ve gerçekten pamucuk oluyor. Ve asla kurumuyor. O yumuşaklığını hiç kaybetmiyor. Evet, bezelerim bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. Açmış olduğum yufkalarımı pişiriyorum. Gördüğünüz gibi pamucuk ekmeklerimi elde etmiş oldum. Balon gibi de kabarıyor arkadaşlar. Evet, burada da gördüğünüz gibi pamucuk taptup ekmeklerim, patatesli taptup ekmeğim artık yemek için hazırlar. Sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi pamucuklar.
Asla kuruma olmuyor. Dediğim gibi bu şekilde yumuşaklığını hiç kaybetmiyor. Ben bu şekilde kahvaltıya hazırlamıştım. Sizlere de burada küçük bir örnek göstermek istiyorum. Kahvaltıya kavurmuş olduğum kıymayı yarım tarafına koyuyorum. Soğan, yeşil biber, maydanoz doğruyorum. Bunları da hepsini karıştırıyorum. Ve bu şekilde ekmeğime koyuyorum. Sıkıp sıkmasını yiyoruz bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca patatesli yumurtalı patates salatası. Aynı şekilde beyaz peynir, salamur, beyaz peynir sıkması. Birçok alternatifle bizler afiyetle tüketiyoruz. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.